Böyle bir yakın çekim alabilir miyiz? Alayım abi. Bizim meşhur sözümüz. Evet. Güzel. Tatlı tostumuz iki çeşit var. Fıstık ezmeli veya çikolatalı. Evet. Antep geldik, Antep fıstık ezmeli. Aynen, siz çikolatayı her ortamda yediğiniz için. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Gaziantep, siz benden tost videoları çekmemi istemiştiniz. Ben size en kralını, en popülerine, bu işi ilk başlatana geldim. Tostiyerol'a geldim. Şimdi içeri gireceğiz ve Tostiyerol'un o fıstık ellasını, atomunu deneyeceğiz. Çok lezzetli ürünleri var. İçeride göreceğiz hep beraber denedikten sonra. Bir de bir ricam var. Kanala abone değilsiniz değil mi? Aşağıda abone ol tuşu var. Abone olmayı unutmayın. Şu kanalı bir 100 bin yapalım hadi. Başlıyoruz. Efendim, söylediğim gibi siz istediniz. Ben geldim. Tostiyerol'dayım Gaziantep'te. Sosyal medyada aslında tostla ilgili ilk böyle videolar yapan, meşhur olan Tostçu Erol'dayım. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel zayıflamışsın ya. Aynen, 85 kilo verdim abi. Maşallah. Kim, nereye gitti o arkadaş? Vallahi İkinci Erol. Gelmemek üzere yollaydım. Eyvallah. Çok iyi olmuş. Sağlığın saatin için. Antep hoş geldin. Hoş bulduk. Lezzetli yerine. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür valla. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür, ben de iyiyim. Öncelikle tebrik ederim. Şu anlamda Antep gibi böyle lezzet şehrine, evet, çok farklı bir ürün koydun. Aynen. Ve insanlara sevdirdin bunu. Aynen. Gelen YouTuber'lar veya diğerlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya gidiyor. Eyvallah. Ya herkes senin hikayeni biliyor da. Şöyle kısaca bir anlatır, evet, mısın yine de? Yani Tostçerol 1996 yılında başladı. En küçük resmim bu. Oturan çocuk benim. Oturan çocuk sensin. Evet, evet, oturan çocuk. Evet. Sonra kalfalık dönemi, ustalık dönemi. Evet. 2005 yılında. Evet abi, şu adama bakın. Aynen. Bir de yeni Erol abi yok. 2005 yılında askerlik yapıp geldikten sonra kendi iş yerimi açtım. Bir fil ustam inandı, 15 sene çalıştıktan sonra. İşte yani aslında Tostçu Mehmet'ti benim ilk markam. Sonra onu satınca Tostçu Erol markasını oluşturduk 2014'te. Ama sosyal medyaya merakımız 2000'li yılların başına geliyor yani. Yani düşünün, ben 97-98'de Nokia telefonlarla Messenger'dan sipariş alıyordum internet üzerinden. O kadar, üzerinden. Oradan daha. Tabii tabii, yani şimdi diyorlar işte bir tostçu bir anda fenomen oldu. Halbuki bunun yani 20 senelik bir altyapısı var. Sosyal medyayı çok iyi bilmemiz gerek. Yani şu an her evde bilinen bir markayız ama bunun ciddi bir altyapısı var yani. Eline sağlık. Hani kesinlikle yani bu bir günde olan bir şey değil. Bir günde olan bir günde söner zaten. Doğru. Ve bunun haricinde yani şu an hani bunu söylemek doğru olmaz. Gaziantep'te birçok esnafa sosyal medya desteği veriyorum ben. Ajans tarzı yani, ama yani 0 TL gözetmeksizin. Sırf esnaf sosyal medyayı geliştirsin. Ya zaten herkes fenomen oldu Gaziantep'te. Aynen, aynen. Bütün kebapçılar, diyacılar fenomen şu an. Aynen, maalesef. Yani, benden daha fenomenler yani. Aynen, aynen. Yani işte sosyal medyayı etkin kullanırsan. Bir de Gaziantep denilince, Gaziantep dışına çıkmıyor, Gaziantep denilince bir algı oluşuyor. Gaziantep'te kötü bir şeyin satılması kesinlikle göstermiyor. Ya ben açıkçası bir şey söyleyeyim mi? Ben burada, evet, üniversite okudum. Evet. Benim üniversite okuduğum dönemdeki bazı lezzetleri şimdi bulamıyorum. Doğrudur yani. Hı-hı. Bu zamandan yani çıkan ürünlerin, evet, çıkan kalitesine, yani ona bir şey diyemiyorum ama yani yine genel olarak Gaziantep lezzet şehridir. Yani gastronomi şehri biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani lezzet şehri. Eyvallah. Yani şey, kötü bir şey yeme şansınız yoktur yani. Doğru. Ona haklısın. Kilit noktaları bildiğiniz doğru üzere. Doğru. Şimdi ne yiyeceğiz onu söyle bana Erol abi. Size patentli ürünümüz atom tost yapacağız. Tamam abicim. Atom tostumuz yarım kilo ve 8 saat acıkmama garantisi var. Yarım kilo. Evet, yarım tamam kilo. Tamam abi. Yavaştan başlayalım abi. Aynen, yavaştan başlayalım. Bu arada en kilolu hali de şöyle herhalde. Aynen, bu en son bu meclis başkanı bizim makamında ziyaret etmişti. O da sıkı takipçimiz. Evet. Tostumuzu çok sever. Kendisi evde tost yapmayı falan seviyor. Evet. Tüyolar vermiştik. En sonunda, bundan bir ay sonra da zaten ameliyat oldum. Bunda 160 kiloyuz. Maşallah. Biraz siyah var, çok kilo verdim. Olsun abi, vallahi çok iyi etmişsin. Buyurun videoya geçelim. Hadi buyur. Şöyle bir tezgahı var Erol abinin. Hala aslında o başladığı dönem gibi. Ben öyle hatırlıyorum. Evet, evet. Bir yatay tezgahım vardı. Şu şeyi gösterdin ya şu. Hı-hı. Usta benim. O şuraydı. Evet, bir yatay yani tezgah vardı, evet, ben geldiğimde. Burada iki tane tost makinesinden başladık. Yani şu an bulunduğun yerde tost yapıyordum. Evet. Sonra arkada küçük bir konak var, şimdi gezdireceğim. Hı-hı. Tarihi Antep'e. Evet. Orayı aldık. Orada bir 10 masalık yerimiz var. Burada müşterilerimiz sipariş veriyor. Sayın Belediye Başkanı görmüşken tabii kısa bir değinmek istiyorum. Tabii gelenlerin bura üçte biri sadece işte Şevket, yok, Çoruh, Yunanlı, Serzade, Yetiş. Evet. Aklınıza kim geliyorsa. Yok, belediye başkanına şu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Bir şehre bir kadın eli deyince nasıl değişiyor tabii onu gördük. Tabii ki ayrıyeten Fatma Şahin Başkanımıza selamlar.
Yani biz de yanımıza geliyor sürekli, evet. İşte şehre kattığımız, evet, turizmden, evet, dolayı bize teşekkür ediyor. Yani, bir tostçu olarak, bir esnaf olarak bunu Gaziantep'in en yüksek makamında belediye başkanından duymak bizi gerçekten, tabii, çok mutlu ediyor. Yani siyasetten sonuçta, bağımsız söylüyorum, Fatma Şahin gerçekten çok başarılı bir belediye başkanı. Aynen, kesinlikle biz de kendisini destekliyoruz, sağ olsun. Evet abicim. Toz makinenin isimleri de var bu arada. Aynen. Burada gördüm. Toz makinesi Hantal, aynen, Yanardağ ve kendine hayır olmayan. Biz sosyal medya aracılığıyla bulan sevgili takipçilerine biz yönetimine teşekkürler. Her tarafta notlar var güzel güzel. Gördük sıra, okuyorum size. Dünyada hesap ödemek için kavga eden tek millet Türk milletidir demiş. Hakikaten öyle. Ben de tost için hazırlanırken Erol abi, ben de fiyatlardan bahsedeyim size. Bir kere 13 liradan başlayan fiyatlar var, 35 liraya kadar gidiyor. Ama ürünler çok dolu, yarım kilo malzeme var diyor. Şurada şöyle bir yazı var, herkesi mutlu edemezsin çünkü sen atma fıstıkarla değilsin diye. Çok bir Antep atasözü var burada. İyi yemek, peder olacağına kötü karın yırtılsın diye böyle. Aynen. Bizim pek anlamıyordum ama sanırım Antepler'in çok böyle sevdiği. Şurada da şeyi alıyoruz, oku söylemiştim, burada da göstereyim. Dünyada hesap ödemek için kavga eden tek millet Türk milleti, gerçekten böyle. Şöyle, bir de şurada bir ekran var. Şöyle bir şey. Şurada şöyle bir ekran var. Bu ekran, siparişi veriyorsun. Hazırlanıyorsa burada görünüyor, hazır olduğunda da burada yanıyor. İçeride bir salon var, salonda da bunu görebiliyorsun. Yani o aşamaları da gösteriyor. Tam bir teknolojik bir tostçuya dönüşmüş burası. Tereyağımızı, evet, makinamızın tabanına duyuyoruz. Biraz çalıştık. Ya ortalık dağınık olabilir. Hiç sorun değil. Şöyle ucumuzu kullanıyoruz. Evet. Bu arada kullandığı peynir, sütaş, tereyağı, sütaş, kaliteli malzemelerle ilerliyor. Aynen, şu şekilde bu hindi sucuğumuz. Hindi sucuk. Bu da dana sucuğumuz. Burada müşterilerimize seçenek sunuyoruz. 3 TL farklı dana sucuklu yemek ister misiniz? Ona göre, evet, müşterimizin, hani şimdi videoda derler burada sucuk bu, burada bu sucuk, iki farklı sucuk kullanıyor, evet, demesinler, evet, yani. Müşterinin tercihine bırakıyoruz. Bu arada ben hindi etlerini daha çok farklı buluyorum. Tabii yani zaten danaya en yakını hindi etidir. Diyet yaptığında belki senin de diyetinde vardır hindi. Benim, evet, bir aydır diyetteydim. Hep hindi yedirdiler, evet, ama. Evet, doğrudur. Protein oranı yüksek. Aynen, bir de protein oranı çok düşük. Yüksek. Evet. Tost insanlarımızın çok sevdiği bir ürün haline geldi ama senin de şey katkın var onda. Tost genelde sabah yenilen aparatif bir üründür. Evet. İşte insanlar işe geç kaldığında veya alıp iş yerine yediğinde. Biz bunu artık tamamen bu kabuğu değiştirip tostu öğün haline getirdik. Evet. Yani millet burada işte sabah yemeğine genelde yiyorlar. Öğlen yiyorlar, öğlen, tabii, yemeğine. Gece de yiyorlar. İstanbul ve Ankara şubemizde gece 2'ye kadar açık. Evet. Gece yiyorlar. Ramazan'da burası çok kalabalık oluyor. Saat 12'den 3 arası. Düşünün yani, tost yiyorlar, 15 saat oruç tutuyor. Yani doyurucu bir. Evet, evet, evet. Atom tostunu verirken diyoruz ki 8 saat acıkmama garantisi var. Eyvallah. 8 saat içinde acıkırsan ikinci tost bedava. Gerçekten yani bu, ben 160 kiloyken bir tostu bitiremiyorum. Değil mi? Ay, yarım kilo yani ya, biter mi? Tostumuz doyurucu. Yarım kilo abi, biter yani mi? Yani mesela abi ne fiyat listesini gösterdin? Evet. 20 liraya tost mu olur, 25 liraya tost mu olur? Gerçekten malzemeler çok pahalı. Usta valla seninkiler uygun. Ben İstanbul'da yani birçok... Yani sütaş, tereyağı, evet, kullanıyoruz. Evet. Sütaş, kaşar kullanıyoruz. Evet. Pınar'ın ürünlerini kullanıyoruz. Evet. Yani... Yok senin... Ben... Hani evde en azından 2-3 tane tost yerinde senin 100 lira paran gider. Doğru. Ve kesinlikle kötü malzeme kullanma, evet, gibi bir... Üstümüz yok yani. Bütün malzemelerimiz bizim. Evet. İnsanlar tostu seviyor ya. Aynen. Şöyle sucuğumuzu kızarttık. Evet. Bakır bir kabı var, yumurta kırma kabı. Aynen. Antep'te de bakırı seviyorlar. Çok sever. Evet, ben de seviyorum. Bakırda ürünlerin lezzeti farklı oluyor pişerken tabii. Üstüne tokça oraya. Evet. Şöyle kızarmış yumurtamızın üstüne şöyle hafifçe döküyoruz. Dursun, dursun. Aynen, bu böyle kızarmaya bırakırken bir 30 saniye falan bunu böyle bekletiyoruz. Evet. Hamza Bey. Gel. Kaşarı verir misin? Hadi. Üç tane kaşarlı tost yapar mısın? Ha, sen yapıyor musun? Ben yapıyorum. Şöyle yumurta sucuğumuz kızardı abi. Evet. Şöyle bütün olay burada. Hı hı. Bunu tamamen biz alıştırdık herkese. Hı hı.
tasucuk olayını. Evet. Şu tam an, bir kahvaltı önüne dönüşüyor zaten. Altına her kaşar 15 gram, 60 gram kaşar koyuyoruz. Evet. Her salam 10 gram, 30 gram salam koyuyoruz. Eyvallah. Aslında abartı malzeme de koymuyorsun yani. Yok, yani dengeli şey, dengeli dönüşüyor. Tabii tabii. Tereyağında ve kızartmalık yağda kızarttığımız sosumuz var. Evet. Bundan da 135 gram koyuyoruz. Evet. Yani bizde her şeyin reçetesi var yani. Ondan standart bir ürün çıkıyor. O zaman ben ısırdığımda her ürünün tadını ayrı ayrı aynen alacağım. Aynen öyle abi. İnşallah biz bunun da şeyi haberini vereyim. Bu aydan sonra donuk tosta başlıyoruz. Öyle mi? Tüm Türkiye dondurulmuş tost. Eve gelecek, aynı ben şey, onu pişireceğim, yiyeceğim. Aynı dondurma mantığıyla evet, dondurulmuş geldiğinde ısıtıp yiyeceksiniz. Evet. Şöyle hafif pul biberini atıyorum. Hı-hı. Domates salçası ve yaptığımız sosumuz var. İçinde sadece kekik ve nane var. Güzel. Şöyle. Üstüne de 3 dilim daha kaşar atıyoruz. Evet. Sizinkine 4 atalım. Eyvallah. 4-4. 120 gram kaşar koyduk şu an. Evet, şöyle. Böyle bir yakın çekim alabilir miyiz? Alayım abi. Bizim meşhur sözümüz. Evet. Şöyle. Şöyle yakın alalım. Aynen. Tostu şimdi gevremeye bırakıyoruz. Biraz gevredikten sonra yağlayacağız. Ortalama 3-4 dakikada tost hazır olacak. O isterseniz o arada da fıstık ezmeli yapalım. Olur olur. Süper tamam. Olur. Antepliler fıstığı çok seviyor. Evet. Erol abi de onu bir tosta dönüştürdü. Biz yani şöyle bir şey diyeyim abi. Ben 2000'li yıllarda bu bildiğin hobi çikolatadan yapıyorduk tostu. Evet. Çikolatalı tostu. Sonra geliştirdik işte yani içine muz koyduk. Dışına fıstık attık. Bu arada bunun ekmeği ayrı. Poğaça hamurundan yapıyoruz. Evet. İçinde süt ve bazı maddeler var. Yani çok lezzetli. Yiyince anlayacaksınız. Eyvallah abicim. Normal tost ekmeği gibi değil. Onu da göstereyim. Saniye. Buna isteyenlere tost yapabiliyor musun bu ekmeğe? Normal tostunu? Yani bunu genelde şey yapıyoruz. Bazı müşterilerimiz şey olur. Kaşarlı tost çok lezzetli oluyor. Değil mi? Poğaça hamurundan olduğu için. Evet. Bazen yapıyoruz öyle ama genelde çikolatalı ekmek. Evet, evet. Normal tost ekmeğimiz 160 gram, çikolatalı ekmeğimiz 200 gram. Eyvallah abicim. Geldik buraya. Antep'in fıstık ezmesi mi diyelim bunu? Aynen, buna fıstık ezmesi. Bu ürüne de dönüştü değil mi? İnsanlar satın alabiliyor bunu tek aynen, olarak. Aynen, bunu biz özel yaptırıyoruz. Şöyle fıstık ezmesi. Güzel. Tatlı tostumuz iki çeşit var. Fıstık ezmeli veya çikolatalı. Evet. Biz bu Antep'e geldik, Antep fıstık ezmeli. Aynen, siz çikolatayı her ortamda yediğiniz için evet, ben size fıstık ezmeli yapayım. Bol fıstık. Yani bunda herhalde bir 150 gram giriyor herhalde fıstık. Tabii tabii. 100 grama yakın ezme koyuyoruz. Çok iyi. Fıstığın da kilosu ne kadar pahalılamış. Tatlıcılar aynen, arkadaşlar söylüyor. 200 lira, 190 maalesef, lira. Maalesef. Altın değerinde maalesef. Şey, yani bu tosta biz kar gözetmeksizin tamamen memleketimizin yani fıstıktan evet, münasebetimiz olsun diye. Bu arada diğer arkadaş da tostları müşterileri yapıyor. Bana yapılan aynısı. Onu da görmüş olabilirsiniz. Aynen, aynen. Şöyle bu arada tostu yağlayayım. Evet abi. Şöyle. Rahat rahat yapıyorum ki şey olsun. Gevresin, tadına var. Eyvallah. Şöyle. Bu arada yemek sepetinden de siparişler geliyor arka arkaya. Aynen. Onun sesi, o jingle jingle'lar. Bir jingle daha geldi. Şöyle. Evet, bu şekilde de bu bir şekilde tostu hazır var. Birazdan ısıtıp servis yapacağız. Eyvallah. Şöyle diğer tostumuz cosur cosur pişerken bir de fıstıkella tostumuz. Bu kadar kalabalık yine çok temiz ya dükkan. Evet. Amacımız da zaten. Evet, tostumuz hazır. Amacımız her zaman temizlik ve lezzet. Kesinlikle. Oh,
İşte bol tereyağlı girdi işin içine o bu arada tatlımıza da. Orada pişsin. Bu da buraya. Şu an hazır. Evet abiciğim. Şöyle. Gramajda ne kadar söyledi? Aslında siz de hesaplayabilirsiniz kaç gram olduğunu toplamda. Ama olay bu abicim. Ben bundan var ya bir dilim yesem bile bana bayağı yeter ya. Aynen şu şekil. Çok güzel. Eline sağlık. Yeni olsun bir şey gibi. Evet gelsin bakalım. 3 tane sos sarısı. Şu şekilde. Özel sosumuz var yanında. Çok iyi. İsmi heder etti beni. Acı mı? Acı, çok acıydı reçetesini biraz düşündüm. Bir iki tane daha sos verir misin? Heder etti beni. Sosu bana uyar. Yiyince anlayacaksınız. Eyvallah, eyvallah. Şekilde. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben Antep'te çok gidip geldiğim için, burada okuduğum için buranın esnaf kültürünü bilirim ama şunu bir okuyun siz de. Başka bir şey söylemeyelim değil mi? Bence gayet iyi. Evet. Tatlı tostumuz da. Fıstık elle tostumuz da. Asıl olay burada şimdi. Evet abi. Çikolata sosu verir misin? Antepliler dediğim gibi fıstık olayını biraz abartıyorlar. Üstüne de bir 100 gram daha şey geldi, fıstık geldi. Aynen. Yani fiyat pahalı demeyin. Biraz gerçekten evet. Malzeme çok pahalı. Aynen. Ne yapsın? Şu bütün fıstıkları görüyorsunuz değil mi? Bütün fıstıklar var üzerinde. Çikolata sosu. Çikolata sosu da geliyor. Daha ne olsun? İstanbul'da, Antep'te de aynı şekilde yapıyorlar. Aynı reçete aynı. Güzel. İstanbul'da şubesi Karaköy'de, sahilde. Aynen. Ankara'da nerede abi? Anıttepe'de. Anıttepe'de. Anıtkabir'in tam karşısında. Evet. Ankaralılar da, İstanbullular da gidebilir. Franchise vermeye devam ediyorsun herhalde. Evet, evet. Güzel. İnşallah tüm Türkiye'yi yayınlasın. Pandemiden dolayı biraz durdurduk bir daha. Evet. Şöyle. Son olarak çikolata sosu geliyor. Ya bunu bir restoranda yapsam fine dining 100 liraya satarsın çünkü çok böyle farklı bir şey dönüştü. Aynen 35 lira şu an bu. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağlık, teşekkür ederim. Evet en sevdiğim ana geldim. Bu klasik artık benden duyuyorsunuz. Şurada gerçekten bir kişinin zorla bitireceği bir tost var aslında. Ben şimdi bugün tadına bakacağım ama bugün hiç yemek yemeyecek olsaydım da bunun tamamını bitiremezdim herhalde. Çünkü bayağı malzeme var. Şurada da tatlı severler için bayağı güzel bir şey değil mi bu? Fıstıklar, çikolatalar, içindeki fıstık ella, bol fıstıklı bir şey yiyorsunuz. Evlal buyur sen de ya. Sen de gel. Ben zaten bitiremeyeceğim. Bana yardımcı olmuş olursun. Eyvallah ben ameliyat yapayım zaten. Eyvallah yiyemiyorsun değil mi? Abi ameliyat süreci nasıl geçti? Zorlandın mı? Onu da konuşalım biraz. Biraz zor geçti. Niye dersen ben olduğum gün Türkiye'de koronavirüs patlakladı. Hadi ya. O biraz zor geçti işte. 3 ay falan kapalı kaldık. Ha, tabii. Yani dükkanın kapandı. Evet, evet, servis evet. Falan yapamadık. Ondan sonra inşallah biraz toparlandık. Şu an çok iyiyim. İnşallah diyorum. Keşke diyorum 3 sene önce olsaydım. 4 sene önce olsam. YouTube'da videolarım da var. Ameliyat süreci. İşte 6 aylık süreç, 1 senelik süreç. Onu izleyebilirler. Abi düşünsene sırtında yük taşıyorsun. Ya ben 8 kilo verdim. Aynen. Ben hissettim. 80 kilo yani. Sen 80 diyorsun aynen. Düşün sen 8 kilo vermişsin. Rahatladım aynen. Aynen. Düşün yani. Yani kilo adama bela. Görüşlerini alayım abi. Tosta söyleyecek hiçbir şey yok. Az önce dedim ya. Her şeyi böyle gramajla koyduğu için bütün her şeyin lezzetini alabiliyorsun. Aynen. Abartılı bir yağ yok, abartılı bir malzeme yok. Dengeli bir tost yemiş oluyorsun. Evet. Zaten bunu dediğim gibi yediğinde kesinlikle bugün bir şey yemezsin. Ben tamamını asla bitiremem. Hemen tatlıya geçeceğim videoyu kapatmak için. Daha sonra birkaç dilim bitireceğim bundan. Evet. Şöyle şunu da göstereyim. Evet, bunu da yersin. Antep Kalesi'nin çevresinde bir 5 tur koşarsın. Aynen. Sonra yoluna devam edersin. Aynen. Burası Antep Kalesi'nin çevresinde bir yer. Tabii kale altı. Burada tarihi bir küçük aynen. Bir Antep evi, 10 masalık yerimiz var. Burası da öyle, etraftaki binalar da öyle. Hanlar var, turistik çarşı var, Bakırcılar çarşısı var, orada alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Tam onun ortasında bir yerde. Dolu dolu fıstık. Tereyağının tadı da geliyor arkasından. Yani buna bir kötü demek mümkün değil. Antep'te ne var tatlı olarak? Baklava var. Ne var? Katmer var.
Bence üçüncü tatlı olarak bunu koyabilirsiniz. Dediğim gibi hem fıstıktan dolayı bir yani Antep ürünü. Biz yani örnek veriyorum öyle bir baklavaya rakip gibi değil de. Tabii. Burada müşterimiz geldiğinde tatlı tarzı bir şey arıyorlar. Evet. Yani işte mesela işte özellikle Antep halk işte baklavadan bıkmış. Değil mi? İşte ne bileyim katmerden bıkmış alternatif olarak bir şey arayacak. Evet. Aynı değişik. Evet. Yani böyle tosta da giden yani yediniz. Bir ara yanılmıyorsam bolibonu falan da yapıyordun çocuklar için. Yok onun yani mesela ara sıra yani üstüne böyle süslemek için. Ha, anladım. Yani aynı tostu üstünü süslemek için yani. Koyuyorsun aynen. Aynen böyle bazen işte bolibon falan da yani ama orijinali bu. Bu sos da bu arada az önce denedim. Evet, Erol abi konuşuyordu. Ben şey yapmadım. Biberden yapıyoruz. Çok özel iyi. Reçetemiz. Çok iyi. Ben biraz daha acı olsa biraz daha ben acı seviyorum. Biraz aslında daha acı çok acıydı. Gelen misafirlerimiz yemediği için biraz acısını azalttık. Bu sostan kesinlikle isteyin. Tostlar zaten çok lezzetli. Erol abi çok teşekkürler her çok şey için. Çok teşekkür ederim. Abi ayağınıza sağlık. Antep seyahatinizde burayı not etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.